Sevgili seyirciler, hepinize iyi pazarlar diliyoruz. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Bugün yine 2 saat boyunca gazetelerdeki haberleri ve manşetleri yorumlayacağız. Mehmet Ayan stüdyomuzda. Hoş geldin diyoruz sevgili Mehmet Ayan. Sevgili Fırat, merhaba. İyi hafta evet. Sonları olsun. Sevgili izleyiciler, 2 saat boyunca bugün yine gazeteleri değerlendireceğiz. Ama öncelikle tabii ki Fenerbahçe'den başlamak istiyoruz. Selçuk takım geçtiğimiz yılın Mayıs ayından beri gündemde. Gerek yapılan kongre ve yönetim kurulunun komple değişmesiyle beraber başlayan süreç, gerek yapılan 15 futbolcunun takıma bir türlü istenilen katkıyı sağlayamamasıyla ilgili Komolli'ye ve Ali Koç yönetimine yapılan eleştiriler. Tabii ki alttaki takımların sürekli kazanıyor olması Fenerbahçe'yi de kazanmaya zorluyor. Çünkü ligde kalma yolunda gerçekten de alt sıralardaki takımlar inanılmaz bir efor sarf ediyorlar. Herhalde sevgili Mehmet Ayan, yapmış olduğum hesaplamalara göre baraj 38'in de üstüne çıkmaya başladı. Daha Bursa Spor... Yani bir ara 35'ti. 35'i toplayan ligde kalır falan diye düşünüyorduk ama... Ankara Gücü bütün dengeleri bozdu ve şu anda Göztepe çok ciddi bir... türbülans, yani aşağı inme aşamasında. Eğer onu böyle yukarı çıkartamazsa, yani bu akşamki Galatasaray Erzurum maçından sonra Galatasaray kazanırsa Erzurum'un da düşeceği durumu tahmin edersek, yani Göztepe çok büyük bir sınava çıkacak yarın akşam. Evet. Alanya'da kimle oynuyor Göztepe yarın akşam? Fakisarlı mı? Konya Spor'la oynayacaklar. Aa, bugün doğru pardon. Bugün. Çok, yani Göztepe'nin şu andaki 3 saat sonraki maçı acayip önemli. Kazanmasıyla beraber işte düşme hattı bir anda baraj olarak çok yukarılara çekilecek gibi görünüyor. Ama Göztepe kaybederse bu akşam Galatasaray Erzurumspor'u mağlup ederse Erzurumspor'da bence çok şans kalmaz o zaman. Galatasaray kazandığı takdirde. Göztepe'nin de artık Konya maçı, yani son 11 haftada final olur mu der misin? Şu görüntüye göre finallerden biri. Tabii ki canım, artık bundan sonra yapılacak her karşılaşma aşağısı için de yukarısı için de büyük bir sınav. Göztepe kazanırsa 28 yapacak. Kasımpaşa'da sıkıntıya girer o zaman. Elbette ki. Yani orası bayağı bir karışıyor. Baraj da otomatik olarak yukarı çekildi. Fenerbahçe ile başlayalım. Gözlerinden okunuyor manşeti atılmış sevgili izleyiciler. Herhalde Tarkan'ın şarkısıydı değil mi? Gözlerinden okunuyor. Sen beni de seviyorsun değil mi? Evet, öyle bir şarkı vardı. Onun manşetini atmışlar. Serdar Aziz çok tartışılan futbolcuydu. Galatasaray'dan gönderildi. Fenerbahçe ile son anda anlaştı. Dün akşam attığı golü ve Serdar'ın resmini manşete taşıyarak Fanatik Gazetesi gözlerinden okunuyor diye manşeti atmış sevgili izleyiciler. Diyor ki yukarıdaki fotoğrafa iyi bakın. Kararlılık, hırs ve inanmışlık var. Geriye düşse bile sonuna kadar kovalayan, asla pes etmeyen bir takım bu. Çok değil, geçen hafta Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düştüler ama 90 dakika bittiğinde tabela 3-3 ve üzülen takımsa Fenerbahçe'ydi diyor. Ve dün rakip 6 haftadır bileği bükülmeyen taş gibi bir Rize. Üstelik 4. dakikada 1-0 önde. Ama Selçuklularda ruh yine devrede. Önce Serdar Aziz, ardından Soldado ve Moses. Fenerbahçe 10 binlerce taraftarın önünde yükselişte diyor Fanatik Gazetesi. Katılıyor musunuz buna ve görüşleri Mehmet Ayan'a bakalım. O kadar taraftarı Şenol Güneş bir hafta önce pazartesi günü götürdü Saracoğlu'na. Çünkü 3-0'dan 3-3'e gelirken Şenol Hoca'nın da bir takım Fenerbahçe'nin iyilikleriyle beraber yapmış olduğu yanlışlar adeta 3-3 değil de maçı Fenerbahçe 4-3 kazanmışçasına, dün akşam ben de maçtaydım, soğuk bir İstanbul akşamında yaklaşık 45 bin kişiyi oraya doldurdu. İyi bir futbol maçı seyrettiğimize inanıyorum. 37.100 resmi geçmiş. Yani rakamlara bakmadım ama etrafta 45 vardı sanki. Neyse, 37 bin kişi oraya götürdü. Şimdi iyi bir futbol maçı seyrettik. Yani Fenerbahçeli ya da Rizeli olmadan dışarıdan bakılınca iyi bir futbol maçı seyrettik. Çünkü 5 gol vardı. Maçın başından sonuna kadar bir heyecan fırtınası vardı. Tartışılan hakem kararları vardı. Rizespor'un sürekli sürprizi gerçekleştirebilecek bir potansiyeli vardı. 10 kişi kaldıktan sonra sanki çok daha iyi oynamaya başladı Rizespor. Tüm bu etkenleri üzerine koyunca bir kere
5 gol gördüğümüz, hatta ben ilk golü göremedim. 5 gol gördüğümüz harika bir futbol karşılaşması izledik. Mücadelesi, gücü, etkinliği bol bir futbol maçı izledik. Fenerbahçe cephesinden bakacak olursak 1-0'dan 2-1'e maçı getirdi. Sonra 2-2'ye yakalandı ve maçı sonrasında kaybetti. Maçı sonrasında kazandı. Ama Fenerbahçe'nin bu oyunu tıpkı Ersun Hoca'nın maç sonunda sözünü ettiği gibi asla Fenerbahçe'ye yetmeyecek. Fenerbahçe'nin hedefi kümede kalmaksa burada bile zorlanacak. Çünkü dediğin gibi diğer rakipler de sürekli kazanıyor. Fenerbahçe haftaya Başakşehir'le tarihi bir Başakşehir adına da belki tarihi bir kırılma maçı oynayacak ama Fenerbahçe oradan da bir Beşiktaş efekti üretirse ki ben bugünden söyleyeyim sevgili Sezer de notunu alsın. Başakşehir-Fenerbahçe maçı bugün Başakşehir hangi sonucu alırsa alsın berabere biter. Bak tekrarlıyorum. Çok enteresan iddialı bir... Tekrarlıyorum. Başakşehir-Fenerbahçe maçı. Başakşehir bugün ister 5-0 kaybetsin, Malatya ister 5-0 kazansın. Berabere biter. Sezer sana taş atıyor diyor ki. Ne diyor? Taş Galatasaraylılar şu anda... Karalar bağlıyor. Çok üzgün diyor. Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali kalmadı diyor. Mehmet Ayhan'ın bu cümlesinden sonra. Evet. Galatasaray-Erzurum maçıyla ilgili tahminimi söyleyeceğim biraz sonra. Hatta skor tahmini bile vereceğim kendisine. Eyvah eyvah. Dolayısıyla orada da bir şaşırabilir. O nedenle Fenerbahçe aslında gelecek haftanın değil, bir sonraki haftanın provasını yaptı. Sarı lacivertliler dün akşamkine benzer bir skorla Sivasspor'u da evinde mağlup edip, yani Sarajevo'da mağlup edip 17 Mart'taki lig haftasına, 17 Mart'taki milli takım haftasına gireceklerdir. Yani Fenerbahçe milli takım haftasına benim zannımca 32 puanla girecektir. Ama Beşiktaş ve Rize karşılaşmalarındaki bu dönüşler söz konusu olmasa bugün Göztepe için sözünü ettiğimiz her şeyi Fenerbahçe söyleyebilirdik. Ama Fenerbahçe hala oyunu tam oturmuş bir takım değil. Demlenmiş bir takım değil. Fenerbahçe'de Ersun Hoca'nın daha net anlayamadığım, sebebini anlayamadığım şekilde bir Zajc karşıtlığı var. İlk 11'de oynatsa bile dün akşamki maçta Zajc 60'ta çıkmaz. Çok net çıkmaz Zajc. Ama çıkarttı. Bilmiyorum. Hatta kaçta çıkartmış? 60'ta tabii. 58'de çıkartmış. O yüzden galibiyetin gelmesinin oyunla ilgisi yok. Galibiyetin gelmesinin baskıyla ilgisi var. Kelimenin tam anlamıyla Fenerbahçe çok iyi bir galibiyet aldı. Ama Ersun Hoca'nın maç sonu açıklamaları da bence son derece yerinde. Doğru. 3 puan aldık diye mutluyuz ama oyunun eleştirecek çok yönü var diyor. O da olanın bitenin farkında. Peki Mehmet Ayhan'ın bakış açısı Fenerbahçe'ye elbette ki düşmeyecek. Yani bu ligin en pahalı takımı düşerse zaten çok büyük bir skandal olur. Üstelik bunu kimse kaldıramaz ve hiç kimse de hesap veremez. Netice olarak düşmeyecek ama neden Fenerbahçe halen taraftarlarına rahat maç izlettiremiyor? Yani rakip 10 kişi kalmış. Çok basit. Çok basit. Keşke ekrana getirebilsek. Ersun Yanal'dan takıma Gözdağ. Bak şurada ben aldım. Çok basit. Sorunun cevabını ben vermeyeyim. Çünkü ben verirsem yorum yapmış olurum. Ersun Hoca haber vermiyor. Versene şunu bizim oğlan. Al bak. Hiç izleyicilerimize gösteriverelim. Ne diyor Fikretciğim? 31-32 oyuncuları 15-16'sının kullanacağını herkes... Ben buradan tabii tam göremiyorum şimdi. 31-32 oyuncuları 15-16'sı kullanacağım. Herkes şansını iyi değerlendirsin. Herkes Fenerbahçe'nin önünde şükretsin. Bu kadar net ki. Ersun Hoca diyor ki... Ulan Komolli, bu kadroyu yanlış planlamışsın sen. Onu zaten hepimiz kabul ediyoruz. Abi senin benim kabul etmem yorumdur. Ersun Hoca'nın bunu söylemesi haberdir. Bak tekrar söyleyelim. Şunu bir daha gelsene. Şunu bir daha gel. Fikretciğim sen de bir daha okuyorsun. Tekrar üzerine yorum yapalım. Hatta Sezer belki buna bir alır. Arkadaşlar Fenerbahçe'deki bu seneki en büyük sorunun takım planlaması olduğu o kadar net belli ki. Ne diyor Ersun Hocam? Şükretsin diyor. 31-32 oyuncudan 15-16'sını kullanacağım. Herkes şansını iyi değerlendirsin. Herkes Fenerbahçe'de oynadığına şükretsin demiş. Bitti. Burada da hakemlere bir açıklaması var. Geç umarım, hakeme geç. Umarım hakemler kendini toparlar demiş. Hakeme geç. Ersun Hoca'nın dediği başka bir şey. Arkadaşlar, sevgili dostlar, Ersun Yanal diyor ki, ey Komolli. Tabii Ali Koç'a direkt atarlanamıyoruz. Ey Komolli. Bu sezonu, bu takımı bu sezon başında oluştururken yediğim bir halt var. O yediğin haltta kiralık satılık bir sürü oyuncu içeri doldurdun. Sonra ben geldim devre arasında Tolgay gibi, Zajc gibi, Moses gibi oyuncuları takıma kazandırarak, Serdar gibi oyuncuları takıma kazandırarak bu takımı diriltmeye çalışıyorum. Kimse kıvırmasın. Tolgay, Serdar benim transferim.
Zayt'sı transfer komitesi, pardon, altyapı komitesi Moses'ı sen almış olabilirsin. Hiç kimse kıvırmasın. 31-32 oyuncu ile takım yapılmaz. Bu formanın içerisinde bulunan da Frey gibi, Slimani gibi oyuncular bu formada varlıklarına şükretsinler ve ben bundan sonra afralarla, tafralarla, safralarla uğraşmayacağım. 15-16 oyuncuyla yoluma devam edeceğim yani derken... Diğer futbolcuların bileti kesilecek anlamına. Hayır, bilet kesilmekten kastım şu. Gelecek sezona kalmadan bu sezonun içerisinde de ignore edilecekler, dışlanacaklar, istiskal edilecekler. Her dilde söyleyebilirim. Peki bu kadar... Yok sayılacaklar, ötelenecekler. Şunu öğrenmek istiyorum açıkçası. Fenerbahçe'nin başarısız olacağını daha ikinci haftada söyledik. Bu takımdan hiçbir şey olmaz. 11. haftada çünkü Galatasaray... önce takım olmamış. Olmamış. Galatasaray maçına kadar bile 15 puanı zor görürler dedi ki göremediler. İlk yarıyı 16 puanla bitirdiler. 11 gördü değil mi? 16. haftada puanı 16 idi değil mi Sezer? Devre arasında 17. haftada Alanya, 16 puanı Alanya'yı düş, Alanya'yı düş zaten Galatasaray... Yani, Galatasaray maçına kadar olan süreçte 15 puan dediğimde burada o Fenerbahçeliler demediğini bırakmadılar bana. Ama görünen köy kılavuzu istemiyor. Fenerbahçe kötü oynuyor. Kadroda çok futbolcu transfer edilmiş olabilir ama netice olarak da yani pazara gittiniz, domates alıyorsunuz, alayı çürük, eve bir geldiniz, domatesler torbanın içinde çürük domates dolu. Yani veyahut da yumurta aldınız, yumurtaları kırmışsınız yolda gelirken. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim. 1000 tane olması lazım. Yani olmadı. Fenerbahçe'de bu olmadı. Peki şimdi 31-32 futbolcudan bahsediyor Ersun Hoca. Yeni sezonda bu takımın iş yapmayacağının garantisini verebilir mi Mehmet Eyan? Yok, veremez. Ben veriyorum. Veremez. Ben veremiyorum. O çoğu gidecek. Hayır, ben veriyorum. Yani şu kadronun ya 31 futbolcuyla devam edecekse. Abi 31'e nasıl devam edecek? Allah tamam. Olur. O zaman peki bunu nasıl eleyecekler? Yani 31 tane futbolcu var. Daha Fenerbahçe 15 tane transfer yapmış. Bak Trabzonspor'un. Kontratı bitecek adamlar var. Sevgili Mehmet Ayan. Trabzonspor'un bundan Vahit Halilhoz dönemini hatırlayın. Birkaç yıl önce aynı hatayı yaptığını çok net hatırlayacaksınız. O da topladı 15-16 tane futbolcu transfer etti. Çekti gitti. Fener'de iki teknik adam da harcandı bu arada. Bir de onu da gözden kaçırmayalım yani. Hem Aykut Hoca gitti, ardından da aradaki şeyi saymıyorum. Yani, Kuman'ı saymıyorum. Koku gitti. Şimdi o zaman da Vahit Hoca bu transferleri yaptı, çektik. Adama dedi ya arkadaş bu kadar transfer yaptın, nereye gidiyorsun diyen bile olmadı. Fenerbahçe aynı hatayı bu yıl yapıyor. 15 tane oyuncu transfer etmişsin. Yeni sezonda anladığım kadarıyla senin dediğine göre de belki bir 15 tane daha oyuncu transfer olacak. Ama bu nereye varacak? Yani bir takım olamamış Fenerbahçe diyoruz ama 15 tane futbolcuyu getirip bir takım olamıyorsun. Yeni sezonda da yine 15 tane futbolcu getirme ihtimalim var. Sevgili yorumcum bak Ersun Hoca seni tekzip ediyor. Ne diyor? Ver oğlum. Uyuma. Seneye şampiyon. Uyuma kameraman. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal gelecek sezonun hedefini şimdiden gösterdi. Her şeyi yapacaklarını söyledi. Seneye şampiyonuz dedi. Ya bu tabii Ersun Yanal'ın demesiyle olacak şeyler değil. Galatasaray'ın eli armut toplamıyor. Beşiktaş'ın eli armut toplamıyor. Bak Trabzonspor öyle ya da böyle transfer döneminde istediği oyuncuları transfer edemese de hoca onlar da bir şekilde gidiyor. Abi. Ve bu ligde bir gerçek var. Artık bunu herkes kabullenmek zorunda. İstese de istemese de kabullenmek zorunda. Başakşehir gerçeği var. Yani rakip sayısı 3'tü 4 oldu Fenerbahçe için. O kadar kolay değil. Ve üstelik de bir dünya futbolcu transfer ediyorsun. İşte sen de söylüyorsun. 31 tane, 32 tane futbolcu var kadroda. İlk 11 oluşturacak ideal bir kadron var mı? Bu hafta solda adam oynasın. Acaba Slimani'ye bir kere daha... Acabalar bitti ya. Bunu konuştuk hep. Bugüne kadar hep bunu konuştuk. Yani Soldado'da sanki burada Hugo Sanchez, kuş mu konduruyor diyorsun? Hugo Sanchez gibi işler yapmıyor yani. Onun tarzında goller atıyor belki ama attığı gol sayısı ligde 2. İslam Slimani'nin 1. Fenerbahçe bu kadar futbolcu eledikten sonra 31-32 tane futbolcunun 15 tane 16 tanesini oynatacağım diyor. Önümüzdeki sezonda takım şampiyon olacak, elimizden geleni yapacağız diyen Ersun Yanal var. Ama bu ligde de 4 tane rakibi var Fenerbahçe'nin. Hem de bariz ve net bir şekilde onlara üstünlük sağlayabilecek 3 rakibi var. 1 Beşiktaş, 2 Galatasaray, 3 Başakşehir. Potansiyel. O kadar kolay değil. Yani ben dedim de oldu. Böyle bir dünya yok. Fenerbahçe kötü oynuyor. Fenerbahçe daha ideal kadrosunu kuramadı. Fenerbahçe'den Galatasaray'a bugün Mehmet Ayan geçen hafta da söyledi. Kaç tane oyuncu alırsın?
İki tane, üç tane oyuncu alamazsın Fenerbahçe'de. Alamıyorsun da. Comolli devam edecek mi, etmeyecek mi? O belli değil. Comolli gelecek sene 31-32 kişilik kadrolardan acaba yeni bir tane daha yapacak mı? Bir de yeni oyuncularla ilgili sözleşmeler imzalandı biliyorsun. Ya Fenerbahçe böyle şu anda canı burnunda giderken bir sürü de genç oyuncuyla sözleşme imzaladı. Sevgili Sezer, sevgili Şükret, ben bir daha söyleyeyim. Çünkü bazı lafları bazı sabahlar etmek zordur. Evet. Ama benim işim sabah yayıncılığı olduğu için çok daha kolay geliyor. Şöyle cümle değil kuracağım. Yani Zeiss Ersun Yanal'a rağmen alınmış bir adam değil. Ama Zeiss'ın, bir kere daha söylüyorum, daha önce kırmızısı da söyledim. Zeiss'ın Fenerbahçe'ye alınışı konusunda Ersun Yanal zor ikna edildi. Abi 31 tane topçu var. Bırak da ona ikna olsun ya. Ben haberini vereyim de. Anladım. Onu da anladım da. Ben haberini vereyim 31-32 tane futbolcu var. Hani torbanın içine bir tane daha yumurta atsak ne olur? Ve ben Zeiss'ı iki kere çıplak gözle seyrettim. Hem Beşiktaş hem de Rize maçlarında. Sen tutmuşsun onu belli. Ha? Sen tutmuşsun Zeiss'ı. Çünkü Sezer onu daha iyi bilir. Sen de çok iyi hatırlarsın. Sasha İliç'in biraz daha hareketlisini düşün. İliç biraz yanlamasınaydı. Biraz daha dikine düşün. Oğlanın futbol aklı çok çalışıyor. Yani Beşiktaş maçında attığı golle yaptığı koşu, dön, dün akşamki gol öncesindeki vuruşu, oraları karıştırması. İki, Soldado'nun golü önce. Benzer pozisyonlarda. Şimdi bugün dünyada ideal 8 numara ya da ideal orta saha nedir? Artık 6-8-10'un kalmadı, dünyaya gidiyoruz. Abi ideal orta saha, ceza sahasına kendini atan, pozisyonun içinde bulunan, oralara giren çıkan adamdır. Hop içeri, hop içeri, hop içeri, hop içeri. İstediği kadar 4-3-3'ün sağ içinde oynasın dün akşam Luka Modric. Modric'in en büyük özelliklerinden bir tanesi ceza sahasında sana katkı vermesidir. İster 8 numarada, ister 6'da, ister 10'da. Dorukhan'daki çıkışımızın, Dorukhan'daki mutluluğumuzun, kıvancımızın sebebi ne? Ya sağ bek oynayan, 6 numara oynayabilen bir çocuk. 8 oldu ve kendini içeri atıyor. Ceza sahası sürekli. Dolayısıyla Zeiss 8 ya da 10 numara türünde, ama esas 10 numaraya daha yakın. Bence Fenerbahçe'nin bugünkü kadrosu için, bugünkü kadrosu için. Yani değişirse kadro olmaz diyor. Fenerbahçe bugün, daha iyi kalite Fenerbahçe bu değil anlamında yukarı bugün, çıkarsa. Yani 2018-19 sezonunun son 10 haftası için bence Zeiss'i oraya bir koyman lazım. Dün akşam Ersun Hoca bence bir hata yaptı oyuncu değişikliklerinde. Çünkü oyundan sayısı çıkartıp Ayev aldı ve Ayev biliyorsun ilk pozisyonda sarı kart gördü. Ben olsam hocanın yerinde şunu yapardım. Başakşehir maçında da ceza düştü. Ben olsam hocanın yerinde şunu yapardım. Zeiss kalırdı. Tolga'yı 6 numaraya alırdım. Ve o zaman daha ilgi çekici bir süratli orta sahayla Tolgay, işte alıyorsan şeyi, merkeze Ayev'i bilmiyorum. Tolgay, Ayev, Zeiss yapardım. Mehmet'i çıkartırdım. Maç çünkü 2-1 senin aleyhine, 2-2 senin aleyhine. Maç 2-2'di, senin aleyhineydi. Şimdi tamam, tabii pozisyonlar hep tartışılıyor. Hakem hataları. 2-2, Melyak tabii 2-2. Hakem hataları hep tartışılıyor sevgili Mehmet Ayan. Ve olay penaltılar manşeti atılmış Hürriyet gazetesinde. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Tottenham Arsenal maçlarındaki pozisyon birebir aynı diyorlar. Aynen. Evet. 80. dakikada Rize ceza sahasında Avaziyem offside pozisyondaki Serdar'ın yüzüne elle müdahale etti. Pozisyonu VAR ekranından izleyen hakem Halil Umut Meler faul olduğu tespitini yaptı ve penaltıyı verdi. Bu pozisyonun aynısı Tottenham Arsenal maçında da yaşandı. Tottenham Arsenal örneğinde Moussa'nın gole çevirdiği bu penaltının neredeyse aynısı dün İngiltere Premier Lig'de oynanan Tottenham Arsenal maçında 1-1 sona eren karşılaşmada verildi. Hakem Anthony Taylor offside pozisyonundaki Harry Kane'e Mustafi'nin yaptığı hareketi faul olarak değerlendirip penaltı noktasını gösterdi diyor. Bu kuralla ilgili Mehmet Ayan'ın... Ya bir şey söyleyeceğim ya. Ben bu ülkeyi anlamıyorum ya. Hani bir pozisyon var ve biz bu pozisyonu akşamdan sabaha değerlendirmeye konuşmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, bir hakem kuralı uyguladı diye eleştirilir mi ya? Tekrarlıyorum, bir hakem kuralı uyguladı diye eleştirilir mi?
her gün iş yerinizde kapıdan girerken kart okutuyorsanız ve bu o iş yerinin kuralıysa, sen de o iş yerinin çalışanı olarak her sabah o kuralı uyguluyorsan, o kuralı uygulayan insan eleştirilir mi? Nasıl bir ülke burası ya? Halil Umut Meler tıpkı 3 saat önce olduğu gibi bir kuralı uygulamış, penaltıyı vermiş, bitti. 10 saniye konuşulmaz. Ne saçma sapan bir ülke olduk biz Fikret ya. Adam kuralı uygulamış lan. Adam, bak tekrar söylüyorum, Ali topu tut. Halil Umut Meler kuralı uygulamış. Efendim kural bana göre yanlış. Cehennemin dibi o zaman, başka bir şey. Dünyada o kadar çok kural var ki bana saçma gelen. Mesela trafikte giderken cep telefonuyla konuşmak çok yanlış bir şeydir. Cezası çok ağırdır. Ama belki sana göre doğrudur. Ben dikkatliyim kardeşim dersin. Toplumun tersine gidersin. Ve o kuralı kaldırmak, ama kural kuraldır. Kapının içerisinde ben bayılıyor muyum her gün çantamdan cebimden çıkartıp otopark şey kart basmayı? Hani bir tekrar söylüyorum, bir insan kural uyguladı diye eleştirilir mi lan? Nasıl ülkesin sen ya? O lan kuralı uygulamış Halil Umut Meler. İyi hakemdir, kötü hakemdir. Biraz sonra konuşuruz detayları. Halil Umut Meler maçın o dakikasında doğru verdiği penaltı var ya, aradı o penaltıyı. Niye biliyor musun? Fenerbahçe'nin lehine minimum bir tane penaltıyı vermediği için aradı. Cüneyt Kaşeler'e ara bağla Sezer. Ki öğlen gelecek, ikide anlatır size. Cüneyt Kaşeler söylesin. Maçın 80. dakikasına doğru, işte 70'ten sonra falan, Cüneyt kulağımın etini yedi. Penaltı verecek, göreceksin Fener'e penaltı verecek, göreceksin Fener'e penaltı verecek, Fener'e... Doğru. Adam önündeki okuyor, görüyor. Türk hakemini tanıyor. Bu başka bir eleştiri. Ama adam kuralı uyguladı diye eleştirilir mi ya? Kural ne diyor? Nasıl bir ülkesin sen? Topla ya? Oynama teşebbüsüyle topa doğru hareket eden offside pozisyondaki oyuncuya, topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibiyle top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa, offside ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır. Dolayısıyla da penaltı diyor. Halihazırda topla oynayan ve oynamaya teşebbüs eden veya rakibiyle top için mücadele eden offside pozisyondaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, ihlal yapılmadan önce offside gerçekleştiği için offside'da cezalandırılır diyor. Bir daha okuyayım mı? Okuyayım. Topla oynama teşebbüsüyle topa doğru hareket eden offside pozisyondaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibiyle top için mücadele etmeden önce, yani offside olsa bile diyor, faul yapılırsa offside ihlali gerçekleşmez ve faul ile cezalandırılır diyor. Yani offside'dadır ama diyor, oradaki oyuncu, aktör Serdar olduğu için orada Serdar diyor o konu. Aynen. Yani topla Serdar, oynama teşebbüsüyle topa doğru hareket eden offside pozisyondaki Serdar'a topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibiyle top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa, ki Serdar'a yapıldı. Evet. Offside ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için devre dışı kalıyor diyor. Faul ile cezalandırılır. Burada ya, aktör Serdar. Topsuz alanda bir müdahale olarak görüyor bunu ve offside olup olmadığına bakmıyor. Hali hazırda topla oynayan ve oynamaya teşebbüs eden veya rakibiyle top için mücadele eden offside pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, ihlal yapılmadan önce offside gerçekleştiği için offside ile cezalandırılır. Bunun örneğinde Tottenham Arsenal'li aynı birebir aynı. Tekrar vermiş. Valverde'nin kullandığı serbest atış oyuncusu Serdar Aziz offside pozisyondaydı. Devamında penaltı kararı geldi. Ama Serdar Aziz de orada aktif alanda offside olma yap. Mesela bu kuralı eleştirebilirsin. Ama hakemi eleştiremezsin. Evet, hakem. Çünkü hakem uygulamak şu anda kağıtta yazanı uyguluyor abi adam. Uygulamak mecburiyetinde. Uygulama zaman diyeceksin ki kardeşim kafana göre karar mı veriyorsun? Hakem önündeki kuralı uyguluyor diye kuralı tartışalım. Trafikte, hayatta o kadar çok saçma sapan katılmadığımız kurallar var ki. Mesela bomboş yol 70'i geçme diyor. Hız sınırı var. Saçma, ama öyle uygulamak zorundasın. Bakıyorsun mesela yanından 120 ile geçiyor arabalar. Londra'da 1-1 devam eden Tottenham Arsenal maçının hakemi Taylor 73. dakikada offside pozisyondaki Kane'e Mustafi'nin hareketini penaltı olarak değerlendirdi. Yani aşağı yukarı aynı pozisyon. Aşağı yukarı aynı değil. Aynı pozisyon. Birebir aynı pozisyon. Tabii Sezer bu ikisini ekrana vermek
cesareti, girişimi ve inisiyatifinde bulunsaydı. Sezer, bu pozisyonlarla ilgili herhangi bir çalışman var mı rejide? Bence hayır. Bence de hayır diyor o da yani. Ben malımı biliyorum. Ama sen geç geldin buraya. Şimdi diyor. Sonra geldin. Evet. Elimize doğduğu için. Şimdi diyor yani. Yetiştiği yerde şöyle bir şey vardır. Her şey olur. Şu anda çalışıyorum diyor. Şu anda çalışıyorum. Tabii. Yani onun mücadelesi içerisindeyim. Mehmet abimi mahcup etmeyeceğim. Ekrana vereceğim diyor. Yetti. Yok, hazırlanıyormuş o şu anda. Yani hemen şak diye getiremeyeceği için. Pozisyonlarla ilgili. Çok basit, senin önündeki kağıtlar var ya, onları hazırlarken bir tane de ekran görüntüsü hazırlar. Gündemin ikinci maddesi olay penaltıları koyduğu zaman onu da ekrana getirir, biz de çıkar konuşuruz. Benim aracı olmama gerek yok değil mi Sezer? Duyuyorsun her şeyi. Duyuyorum. Ben sorumluluk sahibi, prensip sahibi, bilinçli insanlar. Böyle bitirdi. Ben dedikten sonra. Burası Kadıköy, burası Londra. Evet, güle bir aynıymış gerçekten. Ben Londra'daki maçı izlemedim çünkü. Pozisyona baktığımız zaman gerçekten... Sezer, adam değilsin. Bir insan değilsin. Meleksin. Sezer bir melek mi? Yapma ya. Evet, sevgili attır, Sezer. Attır pozisyonu. Attıramıyor herhalde ya. Yok artık diyor. Şeyi ver. Tamam, Tottenham'ı ver. Şeyi ver. Sopayı ver. Yayında sopayı verince bunlar da panik telaş oluyor. Millet. Şimdi bak. Vay be, birebir aynı pozisyon Sezer, ya, şaka gibi. Şuna bir çizgi falan, bu ekranları biraz düzeltsek ya. Biraz yatırım yapın kardeşim. Şu top böyle havalanıyor. Evet, offside'deki Harry Kane'e foul yapıldığı için aynı pozisyon. Dön Fenerbahçe'ye, bizim açı daha iyi. Choing, Serdar bu mu? Evet. İkisi. Sezer, akşam bu kırmızı çizgide bunları kullanalım abiciğim. Çok iki tane net pozisyonu arka arkaya verdi arkadaşlarımız. Güzel. Akşam Halil Umut Meler. Özeti de verebiliriz Tottenham hareketli olarak. Evet. İnsan mısın sen? Tottenham maçının özetini de. Bence şu anda da yetişir. Bizim programa yetişir. Yok, yetişmez. Yetişmez. Niye? Yetiştiremiyor musun? Yok. Kısa mı kalıyor? Evet. Beşiktaş derbisinde alınan bir puanın Çaykur Rizespor galibiyetiyle anlam kazandığını söyledi Ersun Yanal. Çok önemli bir zafer diyor. Ne için? Manşet olarak bunu vermişler. 3-2 mi? Milliyet gazetesi çok önemli bir zafer manşetini attı. Fenerbahçe teknik direktörü ligde çok önemli haftalara girdiklerinin altını çizdi. Beşiktaş karşısında ikinci yarıdaki futbolumuzda neler yapabileceğimizi göstermiştik. Rizespor karşısında aynı tempoyu tutturmamıza rağmen galip gelmek çok önemliydi dedi. Bu arada koç sinirlenmiş. Başkan Ali Koç maç boyunca çok sinirli göründü. Özellikle ikinci yarıda penaltı itirazlarında sürekli ayağa kalkan Ali Koç kararlara tepki gösterdi. Mehmet'in pozisyonu ortada, verilebilir ama ilk yarıda 45+2'de bir pozisyon var. Yani o pozisyonda %100, bilmiyorum Sezer ekrandan şeyini bulabilir mi? %100 penaltı. 45+2'de Fenerbahçe'nin atağında topu koluyla Rize Sporlu oyuncu söndürüyor, öldürüyor. İki defa aynı pozisyon var. Yani penaltı. Hatta Lig TV tekrarını göstermedi. Sonra gösterdim bilmiyorum ama ben ekranda göremedim. Bir de kısa mesafeden 17'lerde 18'lerde bir ele çarpan top var Rize Sporlu oyuncunun. Onun için emin değilim ama %100 verilmeyen bir penaltı. Bir de Mehmet'inki de tartışılır. Ceza sahası içerisinde Mehmet'in tam ceza sahasına girerken düşürülüşünü tartışabiliriz bence. Evet, iki transfer var. Komoli'nin takıma dahil ettiği. Birisi İslam Selimani, diğeri de Yasin Benzia. İki futbolcuyla ilgili. Yani onlar da var da yani Frey ile ilgili olarak biraz daha fiyatlarla ilgili. Frey çok daha maliyetli, uygun maliyetli olduğu için... Evet, bu 5. dakikadaki yani pozisyon. Şuradan bile belli oluyor. Değil mi Sezer? Sol taraftan biraz büyütebiliyor musun bunu? Yani görüntü çözünürlük gidecek ama açıyı büyütmek için istiyorum. Sol taraftan, evet. Gelen sol taraftan gelen top 15 numara mı 14 numara mı arkadaşımız? Topun hızını söndürüyor bir kere dediğin gibi. Güzel bir cümle. Bu konuşulmaz penaltı. Ali Bey ikinci yarıdakilere sinirlenmiş ama ilk yarıdaki bence %100 penaltı. Bileti çoktan kesilmiş manşeti atıldı Fanatik gazetesinden.
Yani maliyetleri çok yüksek futbolcular. Bunlar gerçekten de konuşurken bile canımızı sıkan durumlar. Sonuçta üst düzey oyuncular diye alınıp hiçbir varlık gösterememesi enteresan. Farklı bir örnek verilebilir tabii burada ama oraya girmek istemiyorum. Yani kusura bakmasın kimse de, yani ben de 6 ay antrenman yapsam bir tane gol atarım Fener'de şu ana kadar. 20 maçta. Top gelir bir yerime çarpar falan filan, girer içeri yani. Yalan mı? Hı? 50 milyon TL para harcanan bir futbolcu mu var sahada? Emin ol, 6 ay antrenman yapayım, daha fazlasını atacağım iddia ediyorum. 45 yaşındayım, atarım diye iddia ediyorum. Bileti çoktan kesilmiş. Rizespor maçının kadrosuna da alınmayan Slimani'nin geçtiğimiz haftadan beri Benzia ile birlikte takımdan ayrı salonda çalıştığı ortaya çıktı. Yanal, Cezayirli forvete "Taraftar sana tepki gösteriyor, seni düşünmüyoruz" dedi. Bak bu haberlerin... Bu nasıl bir şey? Bu haberlerin ya hepsi... Gerçekten böyle bir cümle kullanmış olabilir mi? Olabilir. Bu haberlerin, bu doğru haberlerin, bunlar hepsi doğru haberlerin. Hepsi Komoli'ye yazar. Fenerbahçe'de sezon sonunda... Abi gitsin Komoli o zaman. Şu anda benim anladığım kadarıyla ve sizin dediğiniz yorumlara bakarak konuşuyorum. Komoli şu anda Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la arasında sorun yaşanacak gibi görünüyor. Yaşanacak, doğru. Şimdi sezon sonunda Fenerbahçe diyelim 10. oldu, diyelim 9. oldu. Fenerbahçe'nin tarihinin en kötü bitirişlerinden bir tanesi. Daha kötüsü var mı? En kötü ne bitirmiş? Var. 80-81 mi? 79-80 mi var bir sezon? Öyle mi? Hep beraber Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, şöyle bir saçma sapan sezonları var. Ya 79-80 ya 80-81. O puan durumunu getirebilir misin? Var, sevgili Mehmet Ayan'ın dediği puan durumu. Ya 79-80 ya 80-81. Bir saçmalık var orada. 79-80 ya da 80-81 sezonları. Saçmalıkları var onların. Puan durumlarını getirebilir misin? Ama endüstriyel çağda, ki ben endüstriyel çağın başlangıcını Sezer biraz sonra bulur o pozisyonu. Endüstriyel çağ Türkiye'de ne zaman başlamıştır biliyor musun? Sen onu hatırlarsın. Euro 84'te Almanya'nın elendiği gol. Euro 84'te şu anda biraz sonra hatırlarım kimin attığını. Karl-Heinz Rummenigge'nin forma giydiği. Euro 84'te Federal Almanya'nın İspanya'ya elendiği gol. Şimdi hatırlarım biraz sonra kimin attığını. Normalde hatırladığım bir şey. Euro 84 o gol ve Derwall'in Almanya milli takımından istifa etmek zorunda kalması, yani son 35 senedir Türkiye'nin Euro 84 ile beraber gelen büyük futbol çıkışı, Derwall'in istifa etmesi o maçtır. O gün bugün Türkiye'de Fenerbahçe endüstriyel çağda hiç bu kadar kötü olmamıştı. Çünkü o gol gol gün gibi aklımda da şimdi hatırlamıyorum. Sezer yazsana. Şimdi Euro 84 Derwall istifa, sağ taraftan bir orta geldi kafa. Maçın 83 mü 85. dakikası mı ne? İspanya Butragueño'ların takımı. Kim attı golü ya? Evet, 80-81 sezonu Trabzonspor'un şampiyon olduğu, 39 puanla zirvede bitirdiği sezon ve alta bakalım sevgili izleyiciler. Galatasaray 34 puandı. Aslında çok kötü bir sezon değil ya Galatasaray için. Galatasaray Fenerbahçe'de 5 puan var yalnız. Beşiktaş 31 puanda, Fenerbahçe 29 puanda. Fenerbahçe yalnız, bak 29 puanla sevgili, kaç takım var? Sevgili Mehmet Ayan'ın vurguladığı gibi Fenerbahçe düşme hattındaki takımla, küme düşen takımla aynı puan. Son hafta evet. Yani Ordu, Mersin, Rize son hafta kümede kaldı Fenerbahçe. Yani bu tablo tabii ki bu da çok kötü bir tabloymuş gerçekten. Bir de bu kaç? 79-80 mi? 80-81 mi? 80-81 sezonu diyor. Bir de 79-80'e baksana. 80'de... Galatasaray'da çünkü bir sene Fenerbahçe ve ortak derdi yaşadı. Galiba 79-80 olabilir o sezon. Bir de ona bakalım. O zaman ligdeki şu anda olmayan takımlar Eskişehirspor, Zonguldakspor, Kocaelispor, Altay, Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İtman Yurdu ve Orduspor. Şu anda ligde yok. O ne abi? Mustafa Denizli'nin gol kırıldığı. Bu da şey, Beşiktaş'ın zorlandığı sezon. Ve Bursaspor'da. Bu da Beşiktaş'ın zorlandığı evet, sezon. Bursaspor'da namı diğer Deli Bahtiyar Yorulmaz. Evet. 12 gol, ikisi de 12'şer gol atmışlar. Rakamlar düşük tabii ki. Bu da Beşiktaş'ın. 30 maç var, 15 takımlı lig.
Ve bak Beşiktaş'ta Galatasaray'ı görüyorsun nerede? Galatasaray 29 puanda, Beşiktaş 29 puanda. Bu 80-81 mi? 79-80 sezonu. Fenerbahçe. Bir önceki 80-81 miydi? Fenerbahçe o, tabii o dönem Trabzonspor'un müthiş bir başarısı var. Tabii. 2 yıl arka arkaya 39 puanla şampiyon olmuşlar. Evet. Bir dönsene Sezer az önceki grafiğe. Ya burada da 39 puan topluyor. Trabzonspor kadrosundan şampiyon şu anda kadro. Fenerbahçe kadrosunda olan kim var? Hadi söyleyin bakalım. Şenol, Alper, Turgay, Necati, Hüsnü, Ahmet, Küçük Şenol, Güngör, Cengiz, Mustafa, Arif, Ali Osman, Abdülkadir, Galip, Tuncay, İbrahim, Metin, Sinan, İskender ve Bahattin. Şu anda Fenerbahçe bordrosunda bir oyuncu var. Pardon, bir kişi var bu saydığın isimlerden bir tanesi. Tekrarlıyorum. 10 puanlık, 100 puanlık, 1000 puanlık uzman sorusu. Küçük Şenol. Şu anda diyorum yani. Şu anda Fenerbahçe bordrosunda olan bir isim az önce saydıklarınız arasında. Hadi bakalım bulun. Yani biz senin sorunu anlayamadık her şeyden önce şu anda. Ben Sezer de anlamadı, kimse anlamadı. Sorun nedir? Ver abi. Ver. Sorunum ne benim biliyor musun? Hayır, sorun değil. Sorun nedir? Soru. Sorun. Bana sorunlu bir insan muamelesi. Hayır, onu yapmadım. Sorun arkadaşlar ne? Tekrar soruyorum. Az önce sevgili Sezer'in ekrana getirip Fikret'in saydığı kadrodan isimlerden bir tanesi şu anda Fenerbahçe bordrosunda. Yani çalışanı. Fenerbahçe çalışanı. Kimdir diyorum ya. Abi onu nereden bilelim? Ben biliyorum ama sen niye bilmiyorsun? Ha. Allah Allah. Ya demek ki senin ilişkilerin var o kişiyle. İlişkilerim var. Yani hayatında elini sıkmadım. Sezer biliyor musun sen kim onu? Elini sıkmadım. Necati mi diyor? O da salladı. Yani Necati'nin alakası var ya. Ben az önce Küçük Şenol deyip salladım. Küçük Şenol oynadı sadece bir dönem. Tamam. Ben de Alper Potuk mu yoksa diyor. Alper Potuk mu? Alper var ya Fenerbahçe'de. Espri yapıyor da. Söyle de bilelim abi kim var yani? İskender mi? Ya İskender abi Fenerbahçe'den geçmiştir ancak ya. Efendim doğru cevap Alper Boğuşlu. Fenerbahçe kaleci antrenörü Alper Boğuşlu. Ben bildim diyor. Alper diyor. Teşekkür ediyorum. Evet. Fenerbahçe bu gayet normal ama ya, bu çok önemli bir şey değil ki. Yani. Her takımda birileri görev yapabiliyor yani. Peki, bizim bilmememizin de bir skandal olduğunu söylemen enteresan. Yani Alper Boğuşlu'yu bilemememiz. Fenerbahçe'nin 2011 sezonundaki şampiyonluğu konusunda Alper Hoca'nın görüşlerini biliyoruz değil mi? Oraya girmeyelim zaten. Girmeyelim. Modern futbol çağında Fenerbahçe'nin en büyük başarısızlığıdır. Lafı nereden getirecektik? Bu modern futbol çağında Fenerbahçe eğer bu ligi 11, 12, 13'lerde bitirirse sezon sonları bir muhasebe yapılırsa bu muhasebenin başında, temelinde, en yukarısında Ali Koç yer almayacak. Koku yer almayacak. Alper Boğuşlu yer almayacak. Ersun Yanal yer almayacak. Erwin Koeman yer almayacak. Bu takımı kim kurdu abi? Ya abi ben ona bakmam. Bana ne Komol'den abi ya? Abi Komoli kurdu ama takımı. Komoli kurulsa kursun yani beni ilgilendirmiyor. Koku ona baktı. Ya kimse, Ersun Hoca onunla çalışıyor. Bak şuna emin olabilirsin. Kimse Komol düşürdü falan demez. Başkan kimse ona bakarlar abi. Tamam da biz yani, futbolu konuşmayacak mıyız? 20 sene sonra Komoli düşürdü denir mi? Denmez yani. Bana ne 20 sene sonrasından abi ben bugün anlatıyorum. Bugün muhasebe sonra, yapacaksak sonra, bu takımı sonra. Kuran kim? Evet. Bu takımı kim kurdu? Ali Koç mu kurdu? Bugün Ali Koç yetki teslim etti ve şunu atmaya çalışıyorum. Türkiye'de spor direktörlük müessesesinin olmayacağı bir kere daha ortaya çıktı. Bu canın ayağımın memleketinde özellikle üç kesinlikle sportif direktörlük olmaz. Üç büyüklerde. Olmasın mı? Hayır. Dört büyüklerde diye. Beş büyük. Olma tabii ki olsun. Sportif direktörlük müessesesi saygın ve soylu bir müessesedir. Fakat bu topraklarda uymuyor, olmuyor ve biz de bu toprakları alıp Finlandiya'ya, İsveç'e, Gürcistan'a, Rodos'a, Girit'e, Kıbrıs'a atamayacağımız için coğrafya kader olduğu için ve bu coğrafyadaki genleri değiştiremeyeceğimiz için sportif direktörlük müessesi olmayacak. Bakın ama göreceksiniz. Hiç kimse yani bu takım elbette ki yaşamayacak. Yani buna ben eminim. Fenerbahçe ya düşme ihtimali yok ya. Öyle bir bence şey yok. Ben de aynı kanaatteyim. Yani bu kadro zaten düşmez ama varsayalım ki çok çok büyük bir aksilik yaşandı. Fenerbahçe küme düştü. Kimse Komoli'den bahsetmez abi. Bahsetmez. Bursaspor'u kim şampiyon yaptı? Ertuğrul Hoca. İbrahim Yazıcı. Ertuğrul Hoca. Ertuğrul sağlam. Kim şampiyon yaptı dersen Ertuğrul Hoca değil. Bak şimdi. Hatırlanan isimler kim? İbrahim Yazıcı, Ertuğrul sağlam. Doğru mu? Evet. Başka var mı? Ertuğrul Hoca'nın yardımcısı işte Mutlu. Mutluydu. Yok öbürü de şuydu. O da yaptı, bu yaptı diyebiliyor muyuz?
İki kişiyi söyleyebiliriz. Başkanla teknik direktörü. Budur yani. O dönem belki de Bursa Spor Kulübü'nde de yine Komoli gibi görev yapmış biri olabilir. Belki adını bile bilmiyoruz. Hatırlamıyoruz bile. Komoli'nin adını hatırlamayacağız bile. Emin olma o kadar. O Bursa'nın da en renkli isimlerinden bir tanesi 7 tane penaltı golü atan Ivanov'du. Evet. Ivankov. Ivankov. Bulgar kaleci çok. O dönemin en önemli ismiydi zaten. Büyük katkı sağladı. Dünyada tabii çok bu tarz kalecilerin sayısı birkaç tane var. Higuita örneği mesela. Rogério Ceni. O da mesela Rogério inanılmaz goller attı Brezilya Ligi'nde. São Paulo'da. O da müthiş bir kaleci. Türkiye'de de Ivankov. Rogério Ceni 120 gol attı. Of. Düzeltti. 131 diyor. 131 gol atmış kariyerinde. Ya dün bir kupon kaçırdım biliyor musun? Acayip diyor. İslam Slimani'den daha fazla golü var diyor. Rogério Ceni'nin. Kariyerinde. Sezer, dün şu benim kaçırdığım kupona bir gelsene. Belki biraz da Bursa Spor konuşuruz ya. Bak, bir kupon kaçırdım dün. İkinci bölümde konuşalım. Kuponu hazırlasın diyor. Reklama gelin. Uyuz oldum ben ama ya. Çok sinirlendim ya. Ya Bursa Spor'dan da sevindim ama kendim adıma çok uyuz oldum. Yenemez mi oynadın? Ha? Beraber koydum ya. Vallahi ben şöyle düşündüm. Bursa için çok kritik bir karşılaşmaydı bu. Bütün kent kenetlenmişti zaten. Sivas güç kaybetti. Kazanabileceği tek takım belki de buydu. Onu ben söyleyeyim. Hala rahatlamış değil Bursa. Onu ben söyleyeyim. Reklama gidelim sonra reklama söyleyeyim. Gidelim yok. Şimdi söyleyeceğim. Bursa. Evet. Pardon şey. Sivas, Malatya ve Rize. Böyle devam etmiyorum. Mümkün değildi. Ben Rize'de dün akşam itibaren bir düşüşün başlayacağını düşünüyorum. Malatya, Başakşehir maçı, Başakşehir'in bu seneki en kolay maçlarından biri olur. Sivas da geriye doğru gider. Dolayısıyla o seriler bu ligde böyle 5-6 maçlık bittiler işte. Yani onu konuşalım. Bir cümlede ben söyleyeyim. Aslında Erzurumspor'un gücü bu değil. Tabii. Daha iyi takım. Fakat şimdi aşağıda herkes kazanıyor. Onun için sanki Erzurum'da kötü Erzurum takımmış. Bu akşam Galatasaray'a kaybederse bana göre yenilmeyecek. Galatasaray maçı kazanırsa çok büyük olasılıkla Erzurum'la da vedalaşılır. Bak, hele hele Göztepe maçının sonucunu hiç bilmiyoruz yani Konya Göztepe. Tabii ikinci bölümde Beşiktaş'la konuşacağız. Çünkü çok karıştı Beşiktaş. Yani manasız değil mi? Şenol Güneş'in gitmesi. Sezer reklama gidelim diyor. Bir reklamlara gidelim sevgili izleyiciler. Tekrar birlikte olacağız.